NEP İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı her salı günü olduğu gibi konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar herkese. Teşekkür ediyoruz. Michael Jackson çok ünlü olduğu dönemde konsere çıkmadan önce bir sabah bir hareket çalışıyor. Bir dans hareketi çalışıyor. Sürekli böyle kanter içinde. Şeyde soruyor menajeri de, hayırdır Michael ne yapıyorsun diyor. Bir an önce bu hareketi mükemmelleştirmem gerek diye cevap veriyor Michael Jackson. O da diyor ki niye diyor, daha konserine diyor işte bir ay var. Eğer diyor bunu şu anda diyor bugün yapmazsam ona da ilham edebilir aynı hareketi diyor. O zamanki en büyük rakibi Prince'den bahsediyor. Ona da ilham edebilir. Yani çok enteresan bir şey var orada. Yani sanki benzer düşünceler benzer zamanlarda benzer zihinlere gelir mi hocam? İlham nasıl bir süreç? Nasıl çalışır? Zamanın aslında öyle bir ruhu var. Bunu bilim insanları çok iyi bilirler. Yani şöyle, belli zamanların zamanın ruhu denen özelliği itibariyle başka kişilerin de zihnine aynı yaratıcılıklar düşebiliyor. Hani eskiden derler ya, piramitleri işte Mısırlılar da yapmış, Mayalar da yapmış, Güney Asya'da da yapılmış ve birbirinden Mısırlılarla Mayaların haberi yok mesela. Ama aynı dönemlerde aynı yaratıcılığı kullanmışlar. Bilim insanları da genelde bir keşif yaptıkları zaman bunu bir an önce yayınlamak ve dünyaya duyurmak isterler. Evet. Çünkü bir ay iki ay içerisinde başkaları da benzer keşifleri yapabiliyor. Böyle bir sanki evrensel bir kolektif bilinç bağlantısı varmış gibi bir sezgisel durum oluyor, evet. O ama zaman, tabii o biraz da zamanın ruhu olgunlaşması, kıvamına gelmesiyle ilgili ve birçok insanın aynı şeylerle uğraşmasından da kaynaklanıyor olabilir. Belki de daha geniş bilmediğimiz bir derin bağlantısı da olabilir tabii yaratıcılığın. Bir kolektif bilinçaltından mı bahsediyoruz? Hani o geniş bir bağlantı, bilmediğimiz bir bağlantı olabilir derken onu mu kastediyoruz bir miktar? Evet, ama şimdi tabii Jung'un bu psikiyatır Jung'un bakış açısı, yani kolektif bilinçaltı aslında hepimizin zihninin derinliklerinde, bilincin derinliklerinde birbirimizle bir şekilde bağımız var. Bu bağ ortak sembolleri kullanmamızı sağlıyor. Ortak rüyaları görmemizi sağlıyor. Ortak şeyleri, fikirleri üretmemiz, işte dil üretiyor, semboller üretiyoruz ama bunların birçok benzerliği var. Ya da ortak rüyalar görüyoruz. İşte ağaç rüyaları, düşme rüyaları, diş dökülmesi rüyaları gibi birçok rüyalar var. Ya da farklı toplumlarda da aynı yorumlanan benzer rüyalar var. İşte dev ağaç görmeler, yeniden başlangıcın ve kuruluşun sembol oluyor gibi. Mesela Osmanlı Bey'in rüyası var böyle. Evet, meşhur. Evet, başkalarının da var bu tür rüyalar. Ama dediğim gibi bu tabii tamamen arka planı kanıtlanmamış klasik bakış açısıyla. Ama aslında yeni fizikle ya da kuantum fiziğiyle bakarsak evrende her şey aşağı yukarı birbirine bağlı. Çünkü 13.7 milyar yıl önce zaten hepimiz bir toplu inebaşı büyüklüğündeki bir alanın içerisinde ya da uzayın içerisinde zamansız, mekansız olarak bir aradaydık. Dış dünyada gördüğümüz her şey, evren ya da birçok şey bir aradaydı. Bir bağlantımız var tabii başlangıçta. Ben şu anda hem bir bilim insanıyla konuşuyorum hem de bir yazarla konuşuyorum. Gerçi hani bilim yönünüz bir miktar ağır basıyor kitaplarda ya da en azından bilime ister istemez dayandırıyorsunuz kitaplarınızı. Ama hani bunun ne kadarı tasarlama, bilinçli bir şekilde tasarlama mesela kitaplarınızın, direkt kendimizden bahsedebiliriz. Ne kadarı gerçekten bir ilhama dayalı olarak geliyor? Yani tabii bu soruyu soran olarak sen de yazarlık yaptığın için. Estağfurullah, tabii konuk sizsiniz efendim. Konuk sizsiniz. Birçok kitabın yayınlanmış şu an önümde de duruyor karşımda, Oksitosin. Estağfurullah. Yani aslında bütün müzisyen, yaratıcı kişilerdeki o ilhamsal algı aslında birçok şeyin, kişinin, müzisyenin, işte büyük bestecilerin, Göte'nin, işte yazar Beethoven'ın, diğerlerinin kendilerinden de fark ettikleri bir şey. Yani bir anda kafanızın içine inen bir şey, daha sonra onu bir anda indiği için parçalara ayırarak, kısımlara ayırarak ifade etmeniz gerekiyor. Yazmanız ya da konuşmanız gerekiyor ya da müzik notalarına dökmeniz gerekiyor. Ama burada şöyle bir şey var tabii. Bu
Zihne inen şey, yani biz bekleyelim akşama kadar, gece gündüz kafamızın içine böyle bir fikir insin diye bir şey olmaz tabii. O fikrin farkındalığınızı da, o fikre bir farkındalığınız olması ve bunun bir yeni bir şey olduğunu, orijinal bir şey olduğunu, yenilikçi bir şey olduğunu, yani problem çözme açısından ya da sanatsal bir ifade açısından yeni bir şey olduğunu anlamanız için de o farkındalığınız olması gerekiyor. Yani gökten inse de diyelim, yani bilmediğiniz bir yerden gelse de. Ama genelde yaratıcı kişilerin zihnine inen bu ilhamlar, daha önceden zaten hazırlıklar yapmışlar. Bütün müzikle uğraşıyorlar, sanatla uğraşıyorlar. İnsanları analiz ediyorlar. Kafalarında kurgular oluyor roman yazacaklar için ya da kitap yazacaklar için. Ve bir gün o kıvamına ulaşınca da insanın zihnine bir bütün olarak iniyor. Yani oraya bir şekilde biri geçerken bir tohum atmış diyelim. Çekirdek düşmüş oraya. Ama zamanla olgunlaşabiliyor, işte yağmurlar yağıyor ve zaten orada olan fikir yeşermeye başlıyor diyorsunuz, değil mi? Yani sürecin aşağı yukarı böyle olduğunu sallıyorsunuz. Evet, yani bunu bütün matematikçiler, bütün büyük besteciler, ressamlar şey yapmıştır. Yani bunu farkındadırlar. Hatta matematikçiler, Henry Poincaré vardır mesela, matematikçi ama sezgi üzerine kitap yazmıştır. Çünkü o birçok matematikçi problemlerini sezgisel çözer. Yani önce uğraşırsın, onu içselleştirirsin bilinçli olarak. Sonra onu bir sanki unutmuş gibi olursun. Yani kuluçkaya bırakırsın. Bilincin derinliklerinde, bilinç altında o gene kendi kendine kıvama, pişmeye devam ediyordur. Kuluçkası devam ediyordur. Sonra bir gün aha diye derler, aha deneyimi olarak birden umulmadık şekilde, beklenmedik şekilde hemen bütünüyle böyle gözünüzün önüne ya da zihninizin içine iner. Bu tabii biraz sağ ve sol beyinle de alakalı. Hı hı. Sağ beyin böyle bilgiye bütün olarak hakim oluyor. Daha bütünsel ele alıyor ama onu sağ beynin dili olmadığı için, konuşmadığı için daha çok dramatizasyon çizerek, sembolik müzikle evet sembolik anlattığı için içindeki o bütünsel bilgiyi, eğer biz bunu yazacaksak, çizeceksek, notaya çevireceksek, başka birisine dil ya da sembolle ifade edeceksek, sağ beynimizden o inen ilhamın, sezginin sol beyne gitmesi lazım. Ve fakat burada genelde bilgi kayıpları olur. Yani bazen olur ya, bir şey hissedersiniz, yani bütünlüğe kafanızdaki sorunun cevabı vardır. Bir aydınlanma olur sizde bir anda. Fakat onu konuşma ve ifade etme kısmında yetersizliğinizi kendiniz fark edersiniz. Doğru. Doğru. Şimdi din kitapları da, mitolojiler de, din kitapları da bolca sembol kullanır. O zaman açıkçası din kitaplarının da sağ beyne hitap ettiğini bir miktar söyleyebilir miyiz? O bütünsellik bunu içinde. Bunu aslında evet, tabii ki. Bunu mesela İbn Arabi vardır, mistik, evet, tasavvufçu. İbn Arabi mesela Fususu Hikem ve bazı diğer kitaplarını aslında ilhamla yazdığını söyler. Yani başkaları da vardır bunu ilhamla yazdığını söyleyen. Besteciler de var. Yani bunu ben mi yazdım sonra baktığı zaman geriye, bana sanki evrenden hediye olarak geldi gibi yorumlar yapılabiliyor. Yani İbn Arabi'nin kitaplarının bir kısmını kendisi de ifade eder, ilhamla yazılmıştır. Ama ilham dediğim gibi bütünsel olduğu için dile dökmek, onun günlük dille anlatımı bazen yetersiz olabiliyor. O zaman yeni kelimeler icat edebiliyorsunuz İbn Arabi gibi. Evet. Anlatabilmek için zihninizdeki o bütünselliği. Sanki İslam tasavvufunda ilham kelimesi yok da keşf kelimesini kullanıyorlar galiba, değil mi hocam? Bir keşf. Hal ve keşfi, evet, kullanıyorlar sanki. Keşf de var ama tabii günümüzde çok günlük dilde değil. Yani değil, tabii. Keşf tabii anlamsız olarak farklı, evet, ama daha çok işte bilim insanları sezgiyi kullanıyor. Hı hı. Yazarlar ve sanatçılar ilham kelimesini kullanıyor. Tasavvuf erbabları da şeyi kullanıyor, dediğiniz gibi keşfi kullanıyor. Aslında bunlar farklı, nasıl hukukun dili var, tıbbın dili var, sanatın dili var. Hı hı. Kendine ait bir terminoloji, yoksa aslında birbirine çok yakınlar benim bakışıma göre. Şimdi sizin anlattıklarınızın toplamından benim aklıma daha önce okuduğum bir şey gelmişti. Beyne mesela her yerden veri akışı var. Korkunç bir veri akışı. Diyelim ki bir anda size
çeşitli ortamlardan 1 milyon birim bilgi akıyor. Fakat beyin sadece bilinçli olarak mübalağayla söylüyorum 10 binini alıyor bunların. Kalanı hep kumbaraya, yani şuur altına gidiyor. Zamanı geldiğinde bu kumbaradan anlık sızıntı, gereken sızıntılar yapılmasına da sanki sezgi deniyor. Aslında sezgi varlığının farkında olmadığımız bir bilginin gerektiği anda kullanılmasıdır gibi bir şey okumuştum gibi geliyor. Nörolojide bunun yeri var mı bu anlattığımın? Tabii tabii. Yani sonuçta sezgi, yani bilim, nöroloji ya da sinir bilimi olarak bakıldığı zaman yokluktan ya da bu nokat abad denen olmayan bir yerden gelen bir bilgi değil. Hı hı. Yani aslında o bilinç dışı bilgi işlemenin bir ürünü. Yani demin de onu söylemeye çalıştım. Evet, biz şimdi, acaba dedim doğru mu anladım? Evet doğru. Yani diyelim ki hiçbir şey yapmıyoruz, hiçbir alanla uğraşmıyoruz. Bana sezgi gelecek de yaratıcılığımı ortaya çıkaracağım gibi bir şey olmaz. Sezgi işleyen bir beyinde, hazır bir beyinde anlam kazanır. Ve orada ortaya çıkar. Yani bir sezgi aslında bir kazanın içerisinde bir kıvamlı bir yemeğin, çorbanın şeyler olur ya, baloncukları, bazıları küçük bazıları büyük, hı hı, fokurdar. Ha, o fokurdamanın belli bilinçaltı fokurdaması, bu aslında belli bir büyük balon olur, bilincinize ulaşır ve farkında olursunuz. Aha bu dersiniz, bu bilgiye ulaştım. Yoksa o aşağıda pişen bir yemektir bilincin altında, derinliklerinde. Dolayısıyla sezgiyle yaratıcılık arası çok büyük bir şey var, bağlantı var. Ama bu olmayan bir yerden gelen bir bilgi değil. Hı hı. Yani sezgi yaratıcı ya da meraklı, merakı olan, yeterince o konuya yoğunlaşmış, konuya dikkatini vermiş, çalışkan, o konu üzerine özen gösteren, sağduyusu olan yaratıcı kişilere gelen bir şeydir. Yani yoksa herhangi birisine sezgi gelip onu ne bilim insanı ne de sanatçı hazır yapmaz. Olan beyinlere gelir. Evet. Geçtiğimiz günlerde ben sohbet sizden ve kitaplarınızdan açıldı. Sizi çok beğenen, takip eden biri. Aa dedi, Sultan Hoca TRT'de program mı yapıyor? Dedim düzenli olarak yapıyoruz her hafta. İşte ne zaman? Salı günleri. Kaçta? 10'da. Aa dedi, dinleyeyim. Sonra dedi ki ya dedi öyle dedin dedi. Yoktu. Nasıl dedim yoktu? Yoktu, ben baktım. Dedim sen nereye açtın? TRT deyince o TRT FM'i açmış. Doğal olarak bulamamış. Klasik. Şimdi burada doğru kanalı açmazsan o bilgi orada yok da demek doğru olmaz. Yani doğru kanala adapte olduğun zaman, yoğunlaştığın zaman, o zaman işte o keşif oluyor. O Hakan Urgancı ile Sultan Tarlacı her salı yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama sen doğru istasyona frekansını, beynini ayarlarsan o yayını çekebilirsin diyebiliyoruz o zaman. Tabii, yani benim de demek istediğim zaten başlangıçta ön hazırlık olması lazım. Hı hı. Bazen rüyalarda keşifler oluyor ya. Yani hı hı, işte birçok keşif var. İşte Kekul'un benzen molekülünün şeklini bulması, işte iğnenin mesela otomatik dikiş makinesinin iplik giren kısmının ucundadır mesela girdiği delik. Hı hı. O mesela rüyada keşfedilmiş. Bunun gibi bir sürü keşifler var. Fakat bu kişiler böyle bir gün uyanıp işte ben rüyamda gördüm şunu yapayım şeklinde olmamış. Önce bir frekansını dediğiniz gibi ayarlamış. Nasıl ayarlamış? Zihinsel frekansını sürekli kimyayla uğraşmış Kekul, Agus Kekul. Tabii. Yani yaşamı boyunca ya da işte diğer bütün bilim insanları ya da sanatçılar var, işte Paul McCartney'in işte o Yesterday şarkısı mesela rüyasında gelmiş. Hı hı. Ama bu zaten içinde olan bir şey, sürekli onunla pişiyor. Ya da İbn Arabi sürekli onunla piştiği için aynı düşünceyle, aynı bakış açısıyla frekansı ayarlamış her biri kendince. Evrensel frekansı, her neyse o bilgi kaynağı, hı-hı, evrensel arşetip deriz, büyük kolektif bilinç altı, hı-hı, deriz ama aslında içimizde olan bir şey o. Oradan da bir gün fışkırarak ya da demin söylediğim o balonun büyüğü, bilince ulaşarak köpük, ben buradayım işte, aradığım bilgi bu şeklinde ortaya çıkmış. Ama o bilgiyi de fark etmek için yine hazır ve işleyen bir beyin olmak gerekiyor. Yani bugün zihninizde 100 yıl sonraki bir teknoloji düşebilir herhangi birisinin hayalinin gücüne. Ama bunu anlamak, bunu yorumlamak, bunu çıkarsamak için bir zekaya,
ön hazırlığa, zihinsel bir frekansla diyelim yani, ona bir yüklenmenizin olması gerekiyor, hazırlığınızın olması lazım. Tabii şimdi burada ilhamı aslında bir şans gibi de değerlendirebiliriz. Çünkü şans hazırlıklı olana ancak faydalı olur. Yani ben TRT sınav açacakmış, yetenekli biriyim misal. Ama önceden kendimi bu konuda eğitirsem, ders alırsam, ardından ilanları takip edersem belki TRT'nin sınavına yetişmiş olurum. Şimdi peki buradan şeyi anlamış olduk en azından. Adım adım gittik ve aslında ilham denen şeyin olduğunu, ama ilham denen şeyin şeyden yararlanabilmek için belli bir hazırlık döneminden geçmemiz gerektiğini de anlamış olduk. Ya da bir odaklanma, bunun için bir yola girme gereğini anlamış olduk. Peki yine de maksimum yaratıcılık için beynin eğitimi diye bir şey, ekstra bir başlık açabilir miyiz? Yoksa şu ana kadar söylediklerimizle ancak bu olur mu deriz? Yani şöyle, beynin eğitimi derken biraz da verilmişlik şeyi vardır yaratıcılık için. Herkes yaratıcı olamıyor. Hı hı. Çünkü bizim kişilik özelliğimize bağlı bir şey. Şimdi yaratıcı kişiliğin özellikleri var. Nedir? Birincisi nedir? Yani dışarıdan dayatılan kuralları sevmezler. Kuralların dışına taşmaya bayılırlar. Evet. Yani biraz puslu sınırları vardır. Birçok yaratıcı bilirsiniz şeydir yani... psikiyatrik hastalıklarla işte normal ile normal olmayanın arasındaki sınırlarda dolaşmayı severler. Hatta vardır öyle tarihsel birçok örnek. Mistik eğilimleri olur genellikle ve dışarıdan da bu tür özellikleri dolayısıyla garip olarak algılanırlar. Çok garip birisidir falan. Ve bundan dolayı sürekli toplumda genelde reddedilirler. Dolayısıyla bu yaratıcılığı, kişilik özelliği, bu da bizim kişiliğimizle alakalı olduğu için biraz kişiliğimizin verilmişliği vardır. Yani genetik temelleri var bu kişiliğin, mizaç ve karakter bileşeni olarak bakıldığı zaman mizaç olarak böyle bir özellik taşıyan kişi yaratıcı olabilir. Yani maceraya açık olacak efendim, önündeki yaratıcılık süresinde belirsizliğe tahammül edebilecek ve yaratıcılık ve yeni bir şeyi keşfetme ya da ortaya koyma, sanatsal olabilir ya da bilimsel olabilir ya da başka bir işte üreti olabilir. Karşı çıkışlara karşı dirençli olacak. Biraz asi olacak. Var olan çünkü kuralları değiştirmek. Muhalif yapıda çalışmak. Olacak yani. Biraz muhalif yapıda. Farklı taraftan bakmaya evet. Çalışacak her zaman sistem. Doğru. Doğru. Yaratıcılık muhalefet, asilik de içerir. Niye yani diye soracak. Bireysellik evet. Ve asilik de içerir. O maceraya düşkünlükle beraber ısrarcı da olması gerekiyor. Yani en ufak karşı çıkıldığı zaman geri adım atmaması gerekiyor o yarattığı ya da yaratıcılığını ortaya koymak için. Ama nihayetinde toplulukla da ilişkili bir şey. Yani birey buradan anladık, evet yaratıcı olabilir ama topluluk ona müsaade etmiyorsa, özgür bir rekabet ortamı sunmuyorsa, ustaları ya da hamileri olmuyorsa onu koruyacak, onu öne çıkaracak. Hatırlayınız. Floransa'da, İtalya'daki işte o sanatın yükselişini, değil mi? Evet. Medici aileleri korumuş ya da diğer birçok yerde. Ya da Orta Çağ'daki diğer bilim insanları. Hepsi koruyucular, hamiler altında varlıklarını sürdürmüş filozoflar ya da felsefeciler. Ve tabii ki toplumda bu koruma, hamili, özgür rekabet ortamı dışında bir de ekonomik olarak da refahın olması gerekiyor. Yani yaratıcılığın olması için yani insanın belli bir ekonomik, yani toplumun diyelim, insan demeyelim de o toplum içindeki bireylerin de ya da toplumun belli bir ekonomik refah üstüne çıkması lazım. Yani bugün Afrika'daki ortalama gelir seviyesini düşünürüz. Avrupa Amerika'dakini düşünürüz. Teknolojinin Amerika'da ya da diğer yerlerde yaratıcılığın ya da patentin, üretinin daha çok çıkmasının tabii kültürel de yaratıcılıklar olabiliyor tabii. O ayrı bir şey. Afrika'nın kendine ait mesela yeni müzikleri var dünyaya yayılan. Ama biraz da ekonomik refahın olması lazım. Yani insanın temel ihtiyaçlarını, o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bitecek ki barınmayı düşünürken yaratıcılık gibi bir elit bir şey çok devreye girmez. Çok lüks kalır hocam. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı neredeyse en tepede, değil mi? Onları atlayacaksın da sen oraya geleceksin. Yarınını düşünmeyeceksin. Mesela vaktinin o filozofları, şunlar bunlar, aslında birçoğu maddi sıkıntı çekmeyen, şatoda oturup bütün gün hayatı sorgulayabilen adamlar
Yani en azından büyük bir kısmı. Onun için onları evet atlamak gerekiyor. Ama bir de şöyle adamlar var. Az önce bahsettiğiniz sizin hani o asi tavırlı, bir çocuk gibi davranan, bazen sürekli niye diye soran çok meşhur bir kişi var. Şu anda herkesin bildiği ama ismini kullanamayacağımız bir bilgisayar ve telefon markasının mucidi Steve Jobs. Mesela şu anda öyle bir dizayn yapmış ki, bir cep telefonu dizaynı yapmış. Şu anda rakipleri onun arkasından onu yakaladı, geçti de adam, ama gitti. Artık yeni bir şey çok göremiyoruz. Onun zamanındaymış o. Onun merak duygusuyla, onun kafa tutmasıyla o marka olmuş. Evet, zaten yaratıcılık demek için yeni, orijinal bir şey olması gerekiyor. Hı-hı. Mesela zamanında sosyal medya, yani şu anda kullandıklarımız da aslında bir yaratıcılık ürünü. Kesinlikle. Çünkü o kadar heyecanla birçok insanı, marka, değeri dediğimiz şeyler de bir yaratıcılık ürünü. Yani bir de tabii çözümler bulma, yenilikçi çözümler bulma da bir yaratıcılık ürünü. Ya da bu sadece bir ürün olmaz da sanatsal ifade, yeni sanat akımlarının ortaya çıkması, yeni müziklerin ortaya çıkması. Bunlar da yaratıcılık ürünü. Ya da bir problem vardır önünüzde, bunu çözmek için yeni bir yollar buluyorsunuz. Akışkan, kristalize, böyle harika, basit yollar buluyorsunuz. Bu da ürün. Ama burada şeyi unutmamak lazım. Yaratıcılığın genelde ulaştığı nihayet çok karmaşık değildir. Yaratıcılık ürünleri basit, estetik, anlaşılır ve genelde güzeldir yani. Hı hı. Peki. MCKR gibi yani. Peki. Yani o kadar karmaşık bir fikrin sonucu eşittir MCKR ya da eşittir yani benzer şeyler ya da basit, estetik. Tabii aslında basiti sade anlamında kullanıyoruz. Hatta şey diyorlar, sadelik evet, en müthiş gelişmişlik düzeyidir. Hatta bir şeyden ekleyeceğiniz zaman değil, bir üründen çıkaracağınız bir şey kalmadığı zaman ürün mükemmel haline dönüşmüştür diye savunanlar da var. Evet, o da güzel bir fikirmiş, doğru. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bizim toplumumuzda da yaratıcılığa fırsatlar verilir. Bu kişilik özellikleri öne çıkarılır. Tabii bunlar fırsat sunmayla da alakalı. Çünkü yaratıcılık arkasından görüyorsunuz birçok patent, birçok marka değeri, birçok ürün oluşturuyor. Birbirini de tetikliyor. Kartopu gibi yayılarak gidiyor. Teşekkür Şimdi çok, ediyorum ben de. Çok da önemli bir noktada bitirdiniz. O cümlenin de altını çizmek lazım. Yaratıcılığın toplumda yeşerebilmesi için o toplumun da kültürel kod olarak onu meziyet olarak sayması lazım. Yani ne düşünüyorsun öyle arpacı kumrusu gibi denmemesi lazım. Değil mi? Düşünmek... Yok, sıra dışı işte. Topluma karşı var olan, dışına çıkan. Evet. O tohumlara ekmek gerekiyor. Aslında şimdi aklıma geldi. Bu Teknofest mesela bunu kendi alanında mükemmel yapıyor. Evet, yani. Kesinlikle. Ve bunun ürünleri 20 sene sonra çok müthiş şekilde çıkacak diye düşünüyorum. Biz de yayınlarını yapıyoruz. Bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Aynen sizinle yaptığımız sohbetlerin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz gibi. Hoşçakalın hocam. Teşekkürler. Hoşçakalın.